Olmaz zaten. Ben öyle biliyorum çünkü. Bir şey. Tavuk yemeklerini de ben güzel yaparım. Ya. Bu kadar lütfen bilgisi olmayın. Pınar bir şey söyleyeyim mi? Bütün tavuğu bile yıkıyoruz. Bir tencereye koyuyoruz. Ben hiç su koymadan bile ağzına kapatıyorum. Pişiyor kendi suyundan bile. Tavuk ayrılıyor ortadan iki. Su koysam bile alakası yok. Sen ya, fazla kızartmışsın. Kaçırdığınız bir şey ne biliyor musunuz onu ben size açıklayayım. Ne kaçırdım acaba? Tek başa tavuk kavrulmuş değil. Onun içerisinde biber var. Bakın domates, soğan, rendesi fark ettiniz mi bunları? Hepsini karıştığı bir malzemede. Tavuk ne olur kurur. Tamam yağ işte, kullanmadık çünkü biz kendi yağla kavurduğumuz için. Tavuğa bakmadı, patatese de baktı, patatesi de yenedi. Ben tavuğumu sordum, çiğ kabul etmiyorum. Ben diyorum ki sana patatesi de çok pişmiş. Eti de zaten kızaracak derecede et olduğu değil, için bir verdin. Tavuğu eti anla işte. Beyaz et demek beyaz değil et tavuk. Demiyorum yani tavuk diyoruz. Ben hiç tavuğu beyaz et. Yok ben balık oradaki ben balık. Ben tavuğumu çiğ. Et değil mi oradaki ne ya? Kabul etmiyorum. Onun dışında senin damak zevkine değişebilir. O saygımı ederim yani bir şey herkesten bir aldım. Bir şey sor, bir şey söyleyeceğim. En güzel tabak seninki miydi sence? Gördüğünüz kadar yani bir patatesin bir şey belirtmesi lazım. Bir dakika benimki miydi seninki miydi en güzel tabak? Seninki mi? Kayınvaliden 5 puan verdi diye söylüyorsa. Hayır 5 verdi, 5 verdi, 5 verdi. O da 5 verdi. Benim kayınvaliden lezzetine vermiş olabilir. Ama senin kayınvaliden bak şans verdi. Bir dakika. Bir tabağına. Gel bak bakalım. Şöyle uzaktan dur. Bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye, bir dakika dur. Şöyle uzaktan dur. Dedin ki patatesini evet gördüm. Bak beni dinler misin? Önce beni bir dinler misin? Yani bir dakika beni dinle. Şu üçün tabağını hepsi aynı. Ben ayırt edemedim. Önce hatta Damla'ya 5 verecektim. Güzel yapmış diye. Sonra buraya gittim. İkisi de aynı. Ayırt edemiyorum. Zaten Miyase ile Damla çok güzel yapıyor. Ayırt edemiyorum. Anladın bakıyorum. Mı? Bakıyorum. Gerçekten bak, çiğ görüyorum biliyor musun ben neresi çiğ? Böyle bembeyaz. Sen yedin mi? Tamam, çiğ burası. Yemiş ki diyor işte. Soyup duruyor yani. Bak şimdi bir dakika dur. Sen buradaki tabağındaki aynen tavuk dedi pişmemiş demişsin değil mi? Bak. Nasıl dağılıyor görüyor musun? Pişmemiş demedim fazla. Çiğ dedin. Çiğ öyle söyledin. Allah Allah. Patatesi mi dedin çok fazla pişmiş? Bak patatesin fazla pişmiş dedim. Nurhan teyzeciğim ben sana dedim ki bir tavuğu nasıl buldun saniye dedim. Tamam bir saniye. Pınar, seninki otur az artık. Pişmiş ya güya. Olmamış. Bak, bırak, seninki az et pişmiş ya güya. Bu çok pişmiş. Şu çok pişmiş. Şu. Bir de bunlara bak hepsi aynı. Ben tavuğumu aynı anda attım ya. Biz aramışız imkansız. Hepsi aynı gerçekten. Ayırt edemiyorum. Nuray teyze geç hayatım. Ya yani size göre olmamış olabilir. Bana göre olmuş ya, ama bir de, saygı duyuyorum. Bir de şey yok. En güzel tabak diyorsun kendi tabağına orada ben, iki numara görürsen. Ben hakikaten güzelmiş ya. Bu kadar detayından bakmamış. Ay kes doğrusu ya. Hayır yani hizalaşıyor. Sen elime sağlık. Beyhan teyze rüyalarda diyorsun ya. Rüyalarda olan Pınar. Elime sağlık. Çok güzel yapmış. Yanlış ya. Ben jüri olsaydım 5 yapıştır geçerdim. İyi afiyet ya olsun o zaman sana. Kayşeklerini alın götürün otelde yersin. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi ben? Evet götürürüm yeriz. Çok güzel olmuş. Nuray teyze bana 5 vereceğinden emindim. Yani çünkü bugün genelde 5 aldım. Beyhan teyze de ikimizin arasında kaldı. Ona 5 bana 3 verdi. Vallahi gerçekten Miyase Damla'yla ikinize bak... Yiğit öldür hakkını yeme demişler. Tavuğu ayırt edemiyorum. Ya, ben bak 4 gündür yarışıyorum ikinizin tabağını ayırt edemiyorum. Evet çok güzeldi Allah için. Efendim final gününden bir gün önce gelinlerimi bir ayağa alayım. Yarın büyük gün. Bakalım bugün en yüksek puanı hangi gelinimiz aldı? Bugünün en başarılı gelini ve bugün... Çeyreği hangi kayınvalidemize takdim edip geline takmasını isteyeceğiz? Bugünün en çok puan alan gelinine kayınvalideye takdim edeceğiz ve kayınvalide yakasına takacak. Bugün çeyrek altını kazanan gelin... Miyase. Gördünüz zaten. En çok puan alan gelindi. Sevilay'cığım. Altatlım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Darısı sizin başınızda. Pınar'cığım senin başına. Uğramayın. Yeşim'cığım senin başına. Puanları yarın tebrik almak zorundasınız. Sağ olun. Buyurun. Bugünün puan durumu şöyle. Miyase 23 puan. Damla 16 puan. Yeşim 14 puan, Pınar 8 puan. Sevgili seyirciler, kanalda ekranlarında yarın Gelin Mutfakta programıyla karşınızda olacağız. Sizleri de bekleriz.